Muharrem İnce, bu hikaye böyle bitmez mi dedi. Tam cümlesi neydi Bu Muharrem hikaye İnce'nin? yarıda kalmaz. Yarıda kalmaz dedi. Aday olduğunu şimdiden açıkladı. Tabii bu açıklama Erdoğan'a mı karşı, Ekrem İmamoğlu'na mı karşı, Kemal Kılıçdaroğlu'na mı karşı, hatta belki Abdullah Gül'e mi karşı, onu konuşacağız. Alayına karşı. CHP'nin Sanırım alayına. Yani öyle bir kompozisyon çizdi ki Muharrem Bey. Ama CHP'nin 2023 adayı kim? Ekrem İmamoğlu mu? Muharrem İnce mi? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Yoksa bir ittifak adayı gündeme gelir de aradan gene Abdullah Gül ismi Ali gündeme Babacan oturur diye. mu? Bak onda emin değilim. Sayın İnce AK Parti'nin soluk almasını sağladı. Uzun bir süreden sonra kendi iç tartışmalarına gömülen bir AK Parti için. Birincisi böyle bir tespitim var. İkincisi bir Ne kadar iletişimci olarak. Taraflı bir tespit. İkincisi ne? Nasıl bir tespit pardon? Ne kadar taraflı bir tespit. İkinci olarak iletişim açısından bir iletişim bilimci olarak şöyle bir tespitte bulunayım. Seçim gecesinden bu yana bu kadar yanlış bir strateji nasıl izlenebilir? Kitaplara konu olur. Muharrem Yani İnce mi? evet yani bir siyasi aktör, iyi bir partili, çalışkan bir partili Ama genel merkez kendi beni yanılttı diyor dün akşam yani şeyinde. bu şimdi bu Yok süreçte yani onu söylediğini söyledim onu ben. daha önce bunlar konuşulmuştu. Bu konu kapanmıştı. Yani bu konu ben şunu söyleyeyim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu konu tartışılmaz. Yani Sayın İnce'nin söylediklerinin bir karşılığı olmaz. Ve bu konu tartışılmaz. Bunu nereden ölçüyorsunuz? Yok Yani şöyle bunu zaman gösterecek. Bunu ben bir olmadığını bunu nereden ölçüyorsunuz? Bu konudaki hassasiyetini bir şey. Ben bugün aradım. Dedim ki Muharrem İnce'nin açıklamalarına dair ben Kemal Bey'den bir görüş almak istiyorum. Bana gelen cevap, ismini vermiyorum ama etkili biri. Sen Muharrem İnce'nin bu açıklamasına karşılık verecek durumda değiliz. İhtiyaç da duymuyoruz dediler. Yani şöyle bir konum, yani bu tabii ki öngörü. Yani Ali Haydar Bey'i doğru söylüyor. Evet, O da muhtemelen aynı yolu denemiş benim gibi. Ama bakın şimdi burada bir şeye Hayır ama atlıyoruz. şöyle bir şey daha Hayır, çok çok özür özür dilerim. AK diliyorum. Parti'nin nefes almasını sağlamak değil, sağladı dedi de o da şuna da şu yoruma da neden olabilir ya nasıl ya Muharrem İnce AK Parti'yi mi destekliyor onun için? Onu ben açıklayayım. Yani, Ali Haydar bunu açıklayayım. Bunu ben açıklayayım. Ama şöyle sana ben bir karşılık vereyim. Bak şöyle. AK Parti'nin nefes almasını sağladı diyor ya bu aynı zamanda bunun karşıtı şu. Bizim partide bazı grupların da uykularını kaçırdı demek istiyor. Onun Türkçe yani meali bu. Bakın bir tarafsız bir analiz yorum yapayım. Muharrem İnce partide uyku kaçırır mı o zaman? Bir tarafsız bir analiz yapayım. Şöyle yani şunu herkes buradaki herkes teslim ediyor ve eder. Yani Kılıçdaroğlu şu anda partideki yani tarihin en güçlü dönemini yaşıyor. Yani bir strateji kurmuş. Ya, o aday Kılıçdaroğlu mu o zaman? Yani olabilir bilmiyorum. Yani bu süreç ama şöyle yani Kemal Bey şunun içtenlikle birçok konuşmasında söylemiştir, dile getirmiştir. Yani bu bir konsensusla ortaya çıkacak bir şeydir. Dolayısıyla biz tek başımıza adayı belirleyemeyiz. Bu geçen süreçte de bunu denedi, pratik olarak da bunu ortaya koydu. Dolayısıyla başka partilerin, başka aktörlerin, sivil toplumun, başka demokratik kitle örgütlerin mutlak surette katkıları, fikirleri sorulur. Bu başka Hayır, bir şey. Orada şöyle bir yani şey de var. Buna ek sıkıntı belki. Ekrem İmamoğlu da bir cumhurbaşkanı adayı gibi davranmakla eleştiriliyor, suçlanıyor ya da bunu olumlu bulanlar da var. Yani Ekrem Bey İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmiştir. Herhalde bütün yurttaşların beklentisi İstanbul'da kendisini kanıtlaması yönündedir. Ama Necati Özkan öyle demiyor. Bugün bir tweet attı biliyorsunuz değil mi? Paylaşabilirsiniz. Tabii bizim. Aynen şudur. Evet. Ekrem Bey'in ajansını yani kampanyasını yöneten isim Muharrem İnce'nin yeniden aday olacağını açıklamasının ardından dün akşam artık mekanın yeni sahibi var. Diye bir tweet attı. Geç bunları diye bir tweet attı. Düşünebiliyor musunuz? Yani CHP'de kimin genel başkan olacağına, kimin cumhurbaşkanı adayı olacağına Ekrem İmamoğlu'nun kampanyasını yöneten ajansın sahibi karar veriyor pozisyonu var. Görüntüsü var. Takdiri size bırakıyorum. Ömer Bey, Necdet Bey, Ali Aydar Bey. Buyurun konuşun. Ya da Taksim Gazetesi'nin Ankara temsilcisi. Buyurun konuşun. Burada tabii. Necati Öztan, bakın şimdi beyefendi orada söylüyor da yok karşılığı yok bilmem ne. Necati Öztan parti meclisinin üzerinde. Biz buradan bunu anlıyoruz. Necati Öztan CHP MYK'nın üzerinde. Necati Öztan karar veriyor. Özkan her neyse. Belki olur. Şimdi bakın ben buna inanırım. Şimdi bakın proje belli. Burada İstanbul seçmenine de aslında bir mesaj var. Kardeşim bizim niyetimiz CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmak. Adamlar baştan beri bunu söylüyorlar. Bunu işliyorlar. Bunun zemin taşlarını döşüyorlar. Dün akşamki o tweet'in anlamı da budur.
öngörüsünü ortaya koydu ama şöyle bir şey söyleyelim. Yani partinin, yani hep biz dışarıdan da biliyoruz, bir kurumsal bir yapısı var. O partinin bir genel başkanı var. Parti bir kurultay sürecine gidiyor. Bence Sayın İnce bu kurultay sürecinde elini güçlendirmek için bir çıkış yaptı. Dolayısıyla yani masada olmak istiyor aslında temel masada. Dert o. Evet. Yani masada derken o olmazsam bu olayım gibi bir şey de var yok, mı? Yok, yani ben genel başkan adayı olurum derim. Yani onu hayır, şunu söyleyeyim. Ben genel başkan adayı. O zaman mesela Kemal Bey Cumhurbaşkanı adayı olsun, ben de genel başkan. Hayır. Bakın şunu söylüyorum. Genel başkanı olup öyle Cumhurbaşkanı adayı. Çünkü doğru olan bu olduğunu söyledi. Dedi ki. Devamdaki cümle diyor ki genel başkan Cumhurbaşkanı adayı olmalı. Ben genel başkan adayı olmam. Ben aday olmaz, aday gösterilir dedi. Delegeler beni gösterirse adayım dedi. Ben de buradan yola çıkarak şunu söylüyorum. Diyorum ki elbette ki herkesin kişisel olarak aday olma hakkı vardır. Hiç tereddütsüz. Ama şunu söylüyorum. Diyorum ki Kılıçdaroğlu şu anda tarihinin en güçlü dönemini yaşıyor. Yani bir strateji vallahi kurdu. Baykal döneminden daha başarılı. Bir strateji kurdu ve o stratejide sonra 25 yıl sonra bir iktidar öyle ya da böyle yerelde devraldı. Şu anda Türkiye toplumunun %50'sine yakın bir kitle yönetiyor. İki AK Parti derin tartışmalar. Ya ayrıldım ya. Derin tartışmalar, derin çözümler. Bunlar yönetiyor. Bu ülke matematiksel. Bu nasıl tehlikeli bir dildir korkunç ya. Korkunç bir şey. Böldüm ya, ben şu anda ülkeyi. Böyle bir şey olamaz. Yani ülkenin %50'sini biz yönetiyoruz. Söylediğimin farkına vardım. Eflak siz alın. Transylvanya bölgesi. Söylediğim farkına vardım. Korkunç bir şey söyledim. Yani bu ülkenin %50'sini yönetiyor. %50'sini %50'yi kim yönetiyor? Bu nasıl bir dil ya? Geri kalan %39'unu. Mesela şöyle yapacağım. Şöyle gideceğim. Lütfen toparlarsan Mehmet Şahin'e sorup devam cümle, edeceğim. Herhalde biraz düşünürsen anlarsın kastettiğim şeyi. Ben mesela de tehlikeli bir şey söylüyorsun farkında olmadan. Cumhuriyet Halk Partisi de bu saatten sonra AK Parti gibi bir çıkış, yaklaşım ve çatışma ya da söylem karşılıklı bir tür diyalog olmayacaktır. Yine de çok şimdi örnek AK Parti'den geldi. AK Parti gibi bir çatışma, söylem, diyalog olmayacaktır. Bir buna katılır mısın? Tarihin en güçlü dönemini yaşadığını ifade etti Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Peki o zaman bu rekabet Kılıçdaroğlu İnce mi, Kılıçdaroğlu İmamoğlu mu arasında geçecek yoksa İmamoğlu İnce arasında mı geçecek? Ve tabii bu tartışma nasıl sonuçlarını öngörüyoruz? Şimdi bundan önceki tartışmalarda genelde kurultayda biliyorsunuz aday çıkar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığı için birkaç aday yarışır. Bundan eleştirildiğinde yani kurultay tartışıldığında Cumhuriyet Halk Partili yöneticiler başta olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyen arkadaşlarımızın en güçlü tezi şuydu. Ya biz demokratik bir partiyiz. Demokratik bir partide adaylar olur, yarışır, bu tartışmalar olur ama seçimden sonra her şey biter deniyor idi. Mantıklı mıydı? Mantıklıydı. Yani biz de o zaman buna saygı duyuyorduk. Ama benim gördüğüm dünkü Sayın Muharrem İnce'nin konuşmasından itibaren bir rahatsızlık olduğu net bir şekilde gözüküyor. Ama bu rahatsızlık bence konuşmadan önce başladı. Ve haksızlık yapıldığını düşünüyorum Muharrem İnce'ye. Sebebi de şu. Hatta o geceden itibaren yani seçim 24 Haziran seçimlerinde İsmail Küçükkaya'ya atmış olduğu tweetten itibaren adam kazandı tweetinden itibaren. Ki dünkü de dün konuşmasında o geceden itibaren dedi bana karşı bir kampanya başlatıldı. Bir şey başlatıldı. Kötüleme kampanyası diye. Hatırlayalım. 24 Haziran seçimlerinde %30 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçiminde %30 oy aldığında CHP'nin adayı Sayın İnce bunun yani seçimi kazanamadığına göre yüksek oy var. Biz bunun Cumhuriyet Halk Partisi'ne tahvil edilmesi konusunda bu stüdyoda tartışıyoruz. Sayın Selvin'in de adını anlarım. Çek oraya. Bir tabir kullanmıştı. Çek oraya tahvil edilecek gibisinden bir tabir kullanmıştı. Şimdi benim gördüğüm yerel seçimlerle birlikte dediğiniz doğru bir strateji oluşturdu. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetiminin oluşturmuş olduğu bu stratejide Sayın İnce'ye yer gözükmüyor. Ben bunu görüyorum. Fakat Sayın İnce'nin almış olduğu bir oy oranı var. Ve destekleyen yani küçümsemeyelim OŞE toplandığında genel başkanlık yarışı için bir kongre talebi olduğunda neredeyse yarı yarıya oy aldı. Hatta geçti de bilmem bazıları biliyorsunuz çağrıldı imza ben vermedim falan diye tartışıldı. Benim gördüğüm şey şu Sayın İnce diyor ki ben hala oyundayım. Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde diyor ki sen artık oyun dışısın. Çünkü Türkiye'de yeni bir oyun kuruluyor. Siz burada yoksunuz deniyor. İnce'ye bu söyleniyor benim gördüğüm. Tamam peki biraz hızlı isteyeceğim çünkü çok konum var. Bitti mi? Son diyeceğim şu.
önümüzdeki seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı kim olur? Benim gördüğüm Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olmaz. Çünkü bu oyun sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ni ilgilendirmiyor. Evet, doğru. Cumhuriyet Halk Partisi'ni ilgilendirmiyor. Ortaya koyulmuş Abdullah Gül'ün ittifak. Abdullah Gül de olabilir, Babacan da olabilir, başkası da olabilir. Orada da onun için konuşacak konu var da Gül oyununu gene acaba Meral Akşener bozar mı? Onun için son cümle. Onun için Sayın İnce CHP'liler tarafından görülmez iken Sayın Davutoğlu, Babacan ve Gül ekibi heyecanla takip ediliyor. Acaba oradan bir şey ona geleceğim. Lütfen rica ediyorum. Biraz kısa tutalım ki Babacan, Davutoğlu, Abdullah Gül meselelerini konuşalım. Nevzet Bey, CHP stratejisinde İnce'ye yer yok mu? Aday İmamoğlu gibi mi görünüyor yoksa başka bir alternatif gelir mi? Kısa ne olursunuz? CHP'nin önümüzdeki dönemde hem Muharrem İnce'ye hem de İmamoğlu'na yer var CHP'de. CHP çünkü kendi siyasal tarihi içinde son derece başarılı bir noktaya geldi. Yani siyasetin çünkü temel kriteri şu, sonuç alma işidir. Cumhuriyet Halk Partisi de 2019 seçimlerinde sonuç aldı. Siyasette iyi ikincilik diye bir kavram yoktur. Birinci misiniz, değil misiniz? Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir parti bu anlamıyla da önemli bir başarı yakaladı. Ve bunların hepsi aktör. Yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı aktör saymamak mümkün mü? Türkiye'yi belirleyen bir yer. Hem Türkiye'de hem dünyada büyükşehir belediye başkanları her alanda iddialı olabilirler. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı o anlamıyla CHP'de her türlü alanda Türkiye siyasetinde de iddialı olabilir. Nitekim Avrupa'da da öyledir. Berlin Büyükşehir Belediye Başkanı oluyorsanız, Paris Belediye Başkanı oluyorsanız her alanda iddialısınızdır ki Paris ve Berlin başkanları Alman siyasetinde, Berlin Alman yani İstanbul bu son derece normal. Burada haksızlık yapmaya gerek yok. Cumhuriyet Halk Partisi yani denilebilir ki 1980'lerden sonra 89'dan sonraki en başarılı sonucu almış bir partidir. Evet. Ve bu partide başarılı sonuçta kaçınılmaz bir biçimde kime yazar? Birinci derecede Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yazar. Türkiye'nin alışkın olmadığı bir iş var. Türkiye'nin alışkın olmadığı iş şu. Tek adama alıştı Türkiye. Otoriter yaklaşımlara alıştı ve farklı görüşler hainliğe ve ihanete tekabül ediyor. Ben mesela Muharrem İnce'nin programdaki genel yaklaşımını hiç şey görmedim. Yani böyle mevcut yapıyı zedeleyebilecek ve tartışabilecek. Her siyasi aktörün iddiaları vardır. Ve bu aktörün iddialarının devam etmesi anlaşılır bir şeydir. Kısa olarak rica edeyim. Bir cümle daha edeyim o zaman. Şimdi bazı işler tesadüf olmuyor. Cumhuriyet Halk Partisi 2013'te başlayan bir birikimi 2019'da zaferle taşlandırdı ve burada şunları görmemiz gerekiyor. Hakları teslim edeceksek 2013 Gezi, 2017 referandum kampanyası, adalet yürüyüşü ve 24 Haziran'da Muharrem İnce'nin yürüttüğü seçim kampanyası partiyi 2019'a evet, taşıdı. Gezi'nin size oy getirdiğini mi söylüyorsunuz? Tabii, yanlış yani, mı bakın süreç bu bütün bunlarda Türkiye bir şeyi gördü. Türkiye gerçekten hak hukuk adalette farklı siyasi eğilimlerin Saadet Partililer ve İyi Partililer dahil süreçte yan yana gelebileceğini tamam peki gördüm. O zaman bir dakika bu anlamıyla da bence Cumhuriyet Halk Partisi'ne düşen şey de o ki ben genel merkezdeki genel yaklaşımda da onu gördüm. Ne Muharrem İnce'yi ne de İmamoğlu'nu ötekileştirici yaklaşımlardan ısrarla kaçınmak sürpriz lazım. Sürpriz gelebilir mi sürpriz? Olabilir. Bir dakika. Yapalım bakın, ne olursunuz. Eğer sertleşme artarsa Türkiye 2023'e gitmez. Erken seçim olur. Erken seçim olduğunda da bütün planlama ona göre yeniden şekillenir. Lütfen ben soruma yanıt istiyorum. Evet. Tamam yani oradan buradan almadan. Bundan rica ediyorum çünkü hani bir yandan hem tempolu hem de gündemdeki konuları konuşabilelim diye sözünüzü de kesmemin genel olarak sebebi bu. Şimdi bu nokta varsa yeni partiler kuruluyor. Ali Babacan'ın mesajlarını kurulacak. Ayrıntılarıyla konuşacağız ama buradan sürprizden kastım Abdullah Gül'ü oyunun içinde masada görebilir miyiz? Elbette. Neye dayanarak söylüyorsun? İnce'yi konuştuk. Şuna dayanarak. Evet. Yok zaten Muharrem İnce'nin bu denklemde hiçbir şekilde şansı olmadığını düşünüyorum. Siyasetin mecazi anlamda söylüyorum. Ne olur başka bir yere çekmeyin. O artık siyasi meftadır. Eski Yalova milletvekili. Peki. Cumhurbaşkanı adayı bir ünvan değildir. Dün ısrarla onu söyleyip duruyor. O zaman Doğu Perinçek'i de sayalım. Ekmelettin İhsanoğlu'nu da sayalım. Geçin onu. Neden değil? Hemen hızlıca maddeler halinde söyleyeyim. Bir, Millet İttifakı'nın bileşenleriyle birlikte karar verecek. Eğer bir sonuç alınacaksa ki yerel seçimde bir sonuç alındığı görüldü. O yüzden
Millet İttifakı'nın bileşenleriyle bir isme karar verecek. O isim ya Abdullah Gül ya Ekrem İmamoğlu. Neden? Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu yerel seçimde şunu gördü. Kemikleşmiş ulusalcı, Atatürkçü, sol seçmen değil sadece. Merkez ve sağdan da üstüne oy koyabilecek bir aday. Sayın Erol olsaydı Muharrem İnce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olurdu. Sırf bu nedenle göstermedi. Dolayısıyla kısa istiyorum. O anlamda şeyi yok. Yani hiçbir şekilde şansı yok. Başka türlü iki şansı var ama matematik olarak zor. Bir, CHP Genel Başkanı olursa ama o da şu anda hem delege hem Sayın Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimde aldığı bir başarı. Sonuçta Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Antalya almak başarıdır. Yani bir de böyle bir doğru tarafı var bu işin. Kemal Bey başarılıdır. Hem yani CHP açısından hem Deniz Baykal'dan da başarılıdır. Hem bugüne kadarki bütün yönetimlerden daha başarılıdır. İyi bir iş yaptı. Yani Sayın İmamoğlu gibi bir adama aday gösterdi. CHP'nin adayı ama CHP'li değilmiş gibi davranarak seçim kazandı. Mansur Yavaş MHP kökenli aday gösterdi. CHP'li değilmiş gibi kazandı. Dolayısıyla ya CHP Genel Başkanı adayı olursa şansı var ki olamaz, mümkün değil. İkinci şık 100 bin imza ya da 20 milletvekili. 20 milletvekili şıkı da yok. 100 bin imza bulacak. CHP karşı aday olursa o zaman da zaten siyaseten tekrar söylüyorum tam anlamıyla bir intihar saldırısı. Lütfen tekrar altını çiziyorum. Kısa rica ediyorum. Abdullah Gül Ekrem İmamoğlu denklemine katılır mısınız? Meral Akşener Abdullah Gül ismini kabul eder mi? Zaten ben şimdi anlıyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir cumhurbaşkanı olması için Sayın Cumhurbaşkanı'nın görev süresinin bitip CHP'den aday olması gerekiyor. Yani Abdullah Gül'ün ne alakası var? Yani olur mu? Geçin şimdi aday böyle olacak, şimdi Ömer bakın. Bey. Şimdi bakın siyasette ortak aday olacaktı. Çok güzel. Çok güzel. Muharrem İnce de aynısını söylüyor. Yani size de katılmıyorum. Ben siyasi partilerin illaki ülkelerine katma değer yaratmak için, siyasi kültürü oturtmak için illa seçimlerde birinci olması gerekmiyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin misyonu farklı bir misyon, CHP diğer partilerin misyonu farklı bir misyon. Şimdi ben bir kere 21. yüzyıl demokrasisinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışanın şu olduğunu öngörüyorum. Kadro hareketi olmalıdır. Muhafazakar partilerdeki gibi lider, ben diyen ki dün Muharrem Bey de ben diyordu. Ben, Sayın İmamoğlu'nu da takip ediyorum. O da ben diyor. Ben diyen benim için ya İmamoğlu'na da eleştiriniz var o zaman. Tabii ki. Şimdi bakın herkes işini yapacak. Eğer Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapmıyor mu? O yüzden bakın, mi söylediniz? Hayır estağfurullah. Belediye başkanlığı gayet yapıyor. Ben şu anlamda söylüyorum. Şimdi onun adının Cumhurbaşkanlığı adaylığında geçiyor olması her ne olursa olsun kendi kadrosunda kendisi o durumda olmadığını biliyorum. Bir farklı durum yaratacaktır. Biraz evvel Zafer'in söylediği gibi gereksiz mesajlar, gerginlikler olacaktır. Şimdi Sayın İmamoğlu eğer bu ülkede seçimler normal döneminde olursa ve görevinde de belediye başkanlığı görevinde de başarılı giderse 6-8 ay önce istifa edip Cumhurbaşkanı adayı olabilir. Ama ülkede iktidarın seçimi satın aldığı ortada. Yani 24 Haziran'dan sonra dünkü belediye başkanları toplantısına kadar süren gerginlik ve hala devam eden yapı gösteriyor ki Devlet Bey'in çıkışları, işte Sayın Soylu'nun çıkışları önümüzdeki sene en geç Kasım ayına kadar bu ülkede seçim olacak. Çünkü partilerin önümüzdeki sene yani 2020'nin Kasım'ına 2020'nin Kasım'ında seçim evet, bekliyorsunuz. Evet, çünkü bu noktada da Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadrolarında da seçimden önce kısa çok sürede kısa olacak şekilde bitirmenizi bir genel istiyorum. Kurul var. Dolayısıyla ben izlediğim programdan Sayın İnce'nin anlatımından, açılımından, ifadesinden çok hoşlanmadım. Ama İnce'nin siyaseti öyle anlamında sorayım. Değil. Tamam. Siz hoşlandınız mı? Bakın şöyle ben bir gazeteciyim. Ben İnce'nin sözlerinden hoşlandım. Ömer Bey hoşlanmamış olabilir partili kimliğiyle. Ali Aydar Bey hiç hoşlanmamıştır. Ama ben şunu partili izah kimliğiyle. Ettim. Ben bir kadro niye hoşlanmadığını tahmin edebiliyorum. Yani ben onu söyleyeyim. Yalnız burada sorun. Melike de katılmıyorum. Bakın siz burada Muharrem İnce'yi siyasi mefta ilan ediyorsunuz da. Şimdi Ekrem İmamoğlu bence değil. Niye anlatacağım? Ekrem İmamoğlu her yere ne diyor? 16 milyonun selamını getirdim diyor değil mi? Ya bu ülkede bu Muharrem İnce daha bir yıl önce 15 milyon 79 bin oy almış. Ve ittifaksız almış. Öyle HDP'nin desteği, Saadet'in desteği ama falan yok. Ama anlaşacağınız bir şey buldum galiba. Ekrem İmamoğlu da ben diyor mu çok fazla size? Nasıl? Ben diyor mu katılıyor musunuz? Tabii ki Ekrem Bey'de zaten korkunç bir ego var yani. Bunu benim söylemeye gerek yok. Taşıyor zaten yani.
kendisinde, ekibinde. Ya tartışma programlarında bile. Ekrem Bey'i sordum. Ya tartışma programlarında bile. Bakın ben sözümü bitireyim. CHP'nin şansı şimdi, çok kadro çıkarabilecek bir şansı var. Muharrem İnce'nin açıklamaları Hande Hanım çok önemlidir. Biz hatırlıyoruz ki 24 Haziran seçimlerinde de CHP'nin adayı Muharrem İnce değildi. Nasıl Muharrem İnce oldu? Nasıl oldu? Bileğin hakkıyla adam orada aday oldu işte. Rest çekti. Yani bunu sen söylemiyorlar ama eğer dedi beni göstermezsen, sen Abdullah Gül'ü gösterirsen, CHP'li olmayan birini gösterirsen, o zaman elinde milletvekilleri vardı. Bugün milletvekili yok ama 100 bin imzayı rahatlıkla bulur. Bakın burada Muharrem İnce şu mesajı veriyor CHP yönetimine. Önümüzde bir kurultay var. Siz bu yerel seçimde olduğu gibi bana yakın isimleri tasfiye ederseniz, genel seçimde olduğu gibi benim ekibimi tasfiye ederseniz ben o ilk seçimde, ilk cumhurbaşkanlığı seçiminde sizin oyununuzu bozarım diyor. Bir de şunu söylüyor, Kemal Bey'in aday olmayacağını ifade ediyor. Aslında orada üstü kapalı olarak Kemal Bey'e şu mesajı veriyor Hande Hanım. Artık genel başkanlıktan çekil mesajı veriyor. Eğer aday olmayacaksan CHP genel başkanı, onu cumhurbaşkanı adayı olmalıdır diyerekten Kemal Bey'e diyor ki sen çekil. Biz diyor CHP tabanı olarak diyor temsil ettiği kitle Asıl itibariyle. Zafer öyle demiyor. Ben bakın, genel başkanım. Ömer Bey ben ne demek istediğimi anlatayım. Siz anlattınız çok güzel. Şimdi bakın Muharrem İnce bence hala Türk siyasetinde önemli bir figürdür. CHP içerisinde hatırı sayılır bir karşılığı vardır. Ve almış olduğu oy daha bir yıl önce bunu gösteriyor. Zaten kendisi de onu söylüyor. İmamoğlu'nun da kendi açtığı yoldan giderek oraya İmamoğlu'nun kendi açtığı yoldan giderek bu başarıyı elde ettiğini söylüyor. Son sözüm şu. Biz konuşamıyoruz kesilmeden. Ardı ardına söylüyorum. Ömer Bey ben konuşuyorum. Ömer Bey ben konuşuyorum. Ben konuşuyorum. Çok rica ediyorum. Siz karşılıklı konuşuyorsunuz ya. Ben ne söyleyeceğimi unutuyorum. Yok. Şey dedi de o CHP'nin oyu dedi de ama Muharrem Bey %30 aldı. Ama arkadaşlar bakın şimdi yani ben burada derdimi ifade ederken siz bana orada CHP'nin oyunu tartışıyorsanız burada %30 dedim. Var yani. Muharrem Bey'in oyu %30 dedim. Yani onu şey yaptı. Yani parti adayı dedi. Son söz ben hatırladığım kadarıyla söyleyeyim. Muharrem Bey hala CHP'de önemli bir figürdür. Dikkate alınması gereken bir figürdür. Ankara'ya yerleşeceğini söylemesi, ekip çalışmasını başlatacağını söylemesi tamamen CHP kurultayına yönelik bir hamledir. Ve kesinlikle Muharrem İnce ve etrafındaki ekibin Abdullah Gül, bakın şansı olmasa bile oyunu bozar. Kemal Bey'in bir kez daha CHP'li olmayan bir adayla Cumhurbaşkanlığı seçimine gitme girişimini bir kez daha bozabilir Muharrem İnce. Bu kadar net. Muharrem İnce. Beğenmedikleri Muharrem İnce Kemal Bey tarihinden güçlü dönemini yaşıyor diyor. Sanki Real Madrid Manchester United benzetmesi. Beğenmediğiniz Muharrem İnce Kemal Bey'in delegeyi tamamen kontrol altına aldı. Onu nereden çıkardınız ya? Dediniz ya tarihinden güçlü dönemi yaşıyor demediniz mi? Kemal Bey dedim, sanki futbol takımından Muharrem Bey beğenmedim nereden çıkardınız? Şöyle beğenmediğiniz Muharrem İnce. Ben beğenmedim dedim ya. Dediniz ya Ali Aydar Bey hiçbir karşılığı yok dediniz ya partide. Hayır bu karşılığı yok dedim. Delegenin tamamen Kemal Bey tarafından belirlenen CHP kurultayında 400 küsür oy aldı. Bir şey söyleyeceğim. Buyurun konuşun. 3 şey söyleyin. Yok 2 şey söyleyeyim düzeltmek için. Çünkü sıklıkla sen hatalar yapıyorsun bu konuda. Hiç birincisi, hata yapmıyorum. Birincisi, sen duymak istemediğin şeyleri duyduğun zaman hocam, olayı gargaraya ben getiriyorsun. Ben söyleyeyim bakın. Birincisi ben Sayın İnce'yi beğenmedim söylemedim. Böyle bir şey söylemedim. Ya hiçbir karşılığı şey yoktur ifadesi ne anlama geliyor? Hayır bak çok bu hatalı tartışmaların bir ifadesi ne anlama geliyor? Çiziyorum. Bu tartışmanın CHP'de bir karşı olmayacaktır dedim. CHP yönetiminde mevcut CHP yönetiminde karşılığı yoktur. Belki tabanda vardır. Ben de sana onu karşılığı onu zaman içinde görelim. Ama hani bunu söylemedim onu kabul et de. Peki. Evet.